Gel Derya'cığım. Selamlar Gürbüz. Bunları sen yerleştirirsen ben de hızlıca giyiniyorum. Tamam tamam. Hoş geldin. Hoş buldum. Yazmanı da takmışsın. Evet. Şöyle bir bakayım sana. Hay Allah. Pantolonun yırtılmış galiba. Hayır, bunun modeli böyle. Aa, ben de bir yere taktırdım falan zannettim. Yok, hayır. Derya'cığım, hazır mısın? Başlayalım. Neyle başlayacaksın? San Sebastian tatlısıyla başlayacağım. Mantıklı. O zaman 3, 2, 1, süren başladı. Teşekkürler. San Sebastian iddialı bir tatlı. Kesinlikle iddialı. Sen dün Reşit'in şireki tatlısını çok beğenmiştin. Ama San Sebastian daha fazla beğenilecek. Elif'in soğuk baklavasından daha mı çok beğenilecek? Soğuk baklava derken... Yapmayın. Kesinlikle benim tatlım daha güzel olacak. Şimdi San Sebastian'ın şekerini hazırlamakla başladık. Kaç bardak şeker koyacaksın? Evet, çok güzel söylediniz. Kopyanı çek bakalım. Kaç bardakmış? 2 su bardağı, doğrusu öyle söyleyince bir kafam karışmadı değil. Kafa karıştırmak da üstüme yoktur. Hani siz bana yardımcı olacaktınız? Aa, çırpımda vermişsiniz, daha ne olsun oho. San Sebastian 5 dakikada hazır. 5 dakika mı? San Sebastian. 5 dakika. Hadi olsun 15 dakika. Sen şimdi kaşık da istersin. Kaşık isterim ya, evet, harikasın. Sen şimdi aşçı yengen Pınar'dan menü için destek almışsındır herhalde. Hayır, evet, menü destek aldım kendisinden. Kesinlikle asla inkar edemem. Bir tane o, çok fazla faydasını gördüm bu süreçte kendisinden. Bu arada ne kadar krem peynir koyacaksın? 800 gram toplamda. Bunun 600 gramı labne... 200 gramı krem peynir galiba. Evet. Tamam, artık bununla bir işim yok. Bir saniye, bu kaçtı? Bunu 400 sayarsam, 200 sayarsam bu benim fazlam. San Sebastian'ın kreması için 2 bardak şekerle labne ve krem peynirler çırpılıyor. San Sebastian'ı nereden öğrendin? Ben San Sebastian'ı dışarıda o kadar yerde yedim ki, dedim ki yapacağım ben bunu ya. Bu çok pahalı bir tatlı dedim. Her gittiğimde neden bu kadar fazla para bayılayım dedim. Öğreneceğim ben bu tatlıyı dedim. İnat ettim, hırslandım. Ve bir gün bizim böyle evde günlerimiz var böyle. 15 günde bir toplanıyoruz kadınlarla mahalledeki. Evet, onlarla gün yapıyoruz. Ve ilk onlara yapmıştım ben bu San Sebastian tatlısını. Bayağı hızlı çırpıyorsun yalnız. Spor yapıyorsun herhalde. Voleybol oynuyorum. Amatör mü, profesyonel mi? Amatör, kesinlikle amatör. Evet, profesyonel değilim. Bu arada kaç yaşındayım demiştin? 32 yaşındayım. Şimdi sen 4,5 yıl evli kaldın ve yeni ayrıldın, öyle mi? 4,5 yıl sürdü evliliğimiz. Yeni değil, 2 yıl oldu babamın evine geçeli. Vallahi ben de evlenip evlenmemeye bir türlü karar veremiyorum. Niye böyle kısa sürüyor evlilikler? Evlilik kesinlikle güzel bir şey. Tavsiye ediyorum. Şimdi hani tavsiye etmiyorum dersem birçok gencin önünü kapatıyor olacağım. Buna hakkım yok. Ama doğru kişiyle diyeyim ve konuyu kapatayım. Çünkü bizim de 4,5 yıl sürdü. Anlaşamadık. Bir takım sorunlar yaşadık. Ve ben bitirme kararı aldım. Sen mi karar verdin? Tabii. Kadın karar verdiği noktada bitiyor. Şu an ne iş yapıyorum demiştin? Muhasebe. Herkes muhasebeyi sıkıcı buluyor ama aslında çok değerli bir iş. Yani aslında çok muhasebe değil. Bir mali müşavir yanında çalışmıyorum tabii ki fakat ama site yönetiminde muhasebe yapıyorum. Aidattı, gelirdi, giderdi, faturalardı, bunlarla ilgileniyorum. Kendi oturduğun site mi? Yok, benim oturduğum site değil, başka. Evime yakın bir yerde site. Orada hem site yöneticimle birlikte site yönetiyoruz. Hem de muhasebe yapıyorum. Şeker ve peynirlerin karışımına teker teker eklenen yumurtalar her seferinde ayrı ayrı çırpılıyor. San Sebastian da basit bir tatlı. Kek, yani bildiğimiz kek yapıyorsunuz. Peyniri, yumurtaları blenderdan geçirip pişirip önümüze getirecek. Biraz fazla kızartması gerekiyor. İnşallah yumurtaları içine tek tek koyup güzelce blenderdan geçirir. Yoksa hepsini birden koyarsa kokusu kalıyor içinde. Biraz da altına akışkan bir jel yapması lazım. Güzel şekilde yaparsa, ki zannetmiyorum ama kesinlikle benim tatlımı geçemeyecek. San Sebastian'ı bu arada çok zor bir tatlı olduğu için iyi yapacağını düşünüyorum Derya'nın. O özgüveni var onda. Kesinlikle iyi yaparsa hepsini geçecektir. Çünkü benim gözümde San Sebastian bir tatlı çeşididir. Bugün bir de Sinop mantısı yapacaksın demek. Evet, Sinop mantısı yapacağım bugün ya, var ya, bayılacak herkes Sinop mantıma. Yalnız onu sıcak servis edebilecek misin? Sinop mantısının her şeyi hazır olacak. Sonlara doğru haşlayacağım. Ve muhtemelen onun altına da böyle bir tane çelik bir şeyin içine, kabın içine sıcak su koyacağım ki sıcak olsun.
yapraklığını korusun diye. Söyle bakalım, yarışmaya neden katıldın? Aslında şöyle, böyle bir şey bir anda karar verdim. Erkek kardeşim sizi günlerdir izler, hiç de sıkılmadan izler. Evet, bir ara böyle işi bıraktı, çalışmak istemedi. Ne iş yapıyordu? Ne iş yapıyordu? Aslında kendisi radyo televizyon bölümü okudu. Ama hiç o alanda çok fazla bir şey yapma fırsatı geçmedi eline. Şimdi şöyle mağazacılık yapıyordu, mağazacılığı bıraktı. Özel eğitim, güvenlik, silahlı eğitim, güvenlik eğitimlerine katıldı. Kendi sektöründe niye çalışamadı? Yani dediğim gibi yaşı biraz küçük, çok atılamadı daha. Ama ilerleyen zamanlarda belki tercih eder çünkü ses tonu çok güzel, güzel seslendirmeler yapıyor aslında. Çok buğulu ve böyle karakteristik bir ses tonu var. Bununla ilgili eğitim alsın. Kesinlikle evet, eğitim alacak. Hepsi planlarında. 5 yumurta ayrı ayrı olacak şekilde çırpılarak San Sebastian'ın harcına eklendi. Yalnız kıvamı biraz sulu gibi geldi bana ama bu normal mi? Şu an daha bütün malzemelerim bitmedi ki. Şimdi ne koyacaksın? Malzemelerim devam ediyor. Şimdi yemek kaşığı rica edebilir miyim? Tabii efendim. Ne demek? Şimdi ne yapacaksın anlat bakalım. Şimdi San Sebastian'ın artık ununu koyacağım. Ne kadar un? 4 yemek kaşığı un koyuyorum. Ve buna krema ekleyeceğim. Kremaları da getireyim mi? Kremalarımı da rica ettim makasla birlikte. 2 paket krema da San Sebastian'ın harcına ekleniyor. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. Evli olan var mı? En büyük abim evli. Diğer kalan ikisi bekar. En büyük abim evli. Onun da bu arada 5,5 yaşında bir kızı var. Annen ne yapıyor? Annem ev hanımı, Defne'ye bakıyor ben işteyken, Defne adaya. Şimdi sen ve Defne bekar kardeşlerinle birlikte baba evinde yaşıyorsunuz yani. Evet, kesinlikle. Çok güzel, çok şükür. Kalabalık aile müthiş, harika. Tamam, bunun kıvamı okey. Benim abimi fırına atmam lazım. Keşke fırın ısınsaydı. San Sebastian daha önce ömrümde sadece bir kere yedim. O da biraz ekşiydi peyniri. Yani yediğim tatlı biraz ekşi gelmişti bana. O yüzden hiç sevmemiştim. Onu sevmediğim için ikinciyi hiç yemedim. İkinciyi burada yiyeceğim. Umarım bu da ekşi gelmez. Bence ekşi olup olmamasına ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kötü bir tecrübem var. San Sebastian, baktım ben, bir İspanyol tatlısı. Kremalı, peynirli falan. O da çok basit bir tatlı seçmiş tekrardan. Dün kendisi benim tatlıma basit demişti. Alt tarafı bir krep demişti. Ama kendisi de kolay tatlıya kaçmış. Benim tatlım kesinlikle San Sebastian'dan daha zor bir tatlı. Bir kere koyduğum fıstıklar ve cevizler bile buna yeter. Bu arada ne yapıyorsun? Şimdi San Sebastian kabının kağıdını ayarlıyorum ki yırtılmasın diye böyle şekiller veriyorum. Buraya koyduğumda direkt o şekli alsın diye. Ben de uçak yapıyorsun zannettim. Yok, yapmam uçak. Niye ya? Küçükken uçak yapmaz mıydın? Yok, uçak yapmam. Peki küçükken yaramaz mıydın? Ben küçükken evet ya, itiraf edeyim mi? Yaramazdım. Çok yaramazdım. Bir de ben küçükken şeydim biraz böyle. Erkekleri falan dövüyordum. San Sebastian'ın harcı yağlı kağıt serili kelepçeli kek kalıbına dökülüyor. Ay, bu çok güzel bir tatlı. Çok ya, hem hafif hem aşırı lezzetli. İçi de böyle böyle şey olacak, peynirli böyle bir sos olacak içinden böyle. Harika peynirler çıkacak. Labne'nin vermiş olduğu aromayla. İçinin yumuşak kalması önemli, öyle değil mi? Bu şekilde yapacağım işte ben de. Gel gel, kapağı açtım. Dökülme, dökülme, dökülmeyecek ki, dökülmeyecek. San Sebastian'ım hazır. Fırın... Hayır, ama ısımadık ya fırın. Öyle mi? 5 dakika ısınsın, ondan sonra koyayım, olur mu? San Sebastian pişmeye hazır. Bunun üstüne çikolata sos mu yapacaksın? Ha, onu en son yapacağım. Şimdi San Sebastian'ım aradan çıkarttım. Şimdi artık şeye başlıyorum. Elimi yıkayabilir miyim? Bir dene bakayım, yıkayabiliyor musun? Aa, gerçekten yıkayabiliyormuşum. Yaşasın ya, çok yetenekliyim. Elimi bile yıkayabiliyorum. Vallahi bravo. Tebrik ederim. Beni şaşırttın mı? Evet, daha da çok şaşıracağım. Şimdi geçiyoruz tabii ki de Sinop mantısına. Derya bugün stresli olacaktır. Kesinlikle dün hiç beklemediğim bir reaksiyon gösterdi. Alnında damarı falan çıktı yani. Ben de sinirlenince alnımda damarlar çıkıyor. Beklemiyordum. Ani tepkiler verebiliyor. Bugün de stresli olduğu için üstüne biraz gidildiğinde çıldıracağını düşünüyorum. Ama arkasındayım. Derya Hanım'ı gördüğüm, anladığım kadarıyla insanları iyi tanıdığımı düşünüyorum. Biraz insan sarrafıyım diye düşünüyorum. Yemekleri çok güzel yapacağını düşünüyorum. Kızını da gördüm. Kız da çok tatlı. Yemekleri de sordum, sarma yapabiliyor musun dedim. Yapabiliyorum dedi. İnandım da. Yani baktığım kadarıyla ben yemekten anladığını ve güzel yemek yapacağını düşünüyorum ve kendinden emin bir kadın. Ben güveniyorum Derya Hanım'a. Sinop mantısının hamuruna başladık. Ne kadar un kullanacaksın? 3 su bardağı un kullanacağım. Bilen bilir.
Sinop mantısı çok meşhurdur. Çok meşhurdur. Kayseri ile de yarışmıştır biliyorsunuz. Ama Sinop mantısı cevizli olur. Yani evet, genelde cevizli olur. Bu arada Sinop mantısını, bu üçüncü bardağım oluyor. Benim annem sosunu soğanı kavurup da yapıyor ve öyle de çok lezzetli oluyor ki. Ayancıklar yapıyor aslında bunu daha. Peki sen nasıl yapacaksın? Ben soğanlı yapmayacağım açıkçası. 3 bardak unun ortasına bir yumurta ekleniyor. Önce tırnak kontrolü yapalım. Tırnaklar kısa ama oje mi var? Evet var. Hemen eldiven takalım. Vallahi oje sürmesem daha iyi olurdu. Doğru söylüyorsun. Üzerine tuz ve su da eklenen Sinop mantı hamuru yoğruluyor. Ailede yemeklerin meşhur mudur? Benim yemeğimi çok beğeniyorlar. Özellikle evlenen abim şey diyor böyle ya, bugünün yemeğini Derya yapsın. Bugünün pilavını Derya yapsın falan. Özellikle böyle şey der yani, bu pilavı kim yaptı? Pilavda mükemmelim. Hadi ya. Evet, çok güzel estoteler yapıyorum. Peki dün Reşit'in zerde pilavı nasıldı? Hiç pişmemişti ki dünkü pilav. Dünkü pilav hiç pişmemişti. Yani görüntüsü güzeldi, rengini de güzel vermiş aslında Reşit Bey. Aslında tadı da güzeldi. Sence pişmemiş miydi? Pişmemişti, diriydi. Bu arada Elif aldığı puanlardan sonra birincilik havasına girdi mi sence? Elif Hanım'da yersiz bir rahatlık görüyorum ama yani boşuna, boşuna o kadar rahat. Bugün benim menümü gördükten sonra bu tezgahı kullanabilir miyim? Tabii. Benim menüm kesinlikle ondan çok daha iddialı. Sinop mantının hamuru iyice yoğruluyor. Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamında mı olmalı? Kesinlikle kulak memesi kıvamında olmalı. Bana biraz Sinop'u, ayancığı anlatsana. Sen orada mı doğdun? Yok, ben orada doğmadım. Ben Sarıyer'de doğdum. Sarıyer Derbent mahallesinde doğdum. Hatta mahallenin ebesi var. Nereden baksanız herkes o ebe doğurdu. Peki Sinop'a gidip geliyor musun? Evet evet, yazları gideriz genelde. Kimler var orada? Babaannem orada, amcam orada, dayım orada, birçok akrabam orada, babamın teyzeleri orada. Bizim sülale gerçekten çok kalabalık. Hani böyle Sinop deyip geçmeyin. Ayancık'ta bizim çok fazla akrabalarımız var. Orada eviniz merkezde mi var? Merkezde. Evet, evimiz de var köyde. Bu arada Sinop'un denizi ve sahili çok güzeldir. Tatil için çok da popüler aslında, öyle değil mi? Kesinlikle çok popüler ve gerçekten akşamları orası çok hareketli oluyor. Sinop ayrıca sakin şehir unvanına sahip. Herkesin mutlu olduğu ender şehirlerden biri galiba. Sadece sakin değil, en mutlu illerden biri olarak seçildi yıllarca. Bunun sebebini de insanları tek tek röportajlarda soruyorlar. Bir gün denk gelmiştim. Diyor ki yani neden bu kadar mutlusunuz? Siz diyor birincisiniz. Çünkü diyor biz küçük şeylerden mutlu olmayı bilen insanlarız. Sen de küçük şeylerle mutlu oluyor musun? Evet, bana bugün bir tanesi böyle şey alsa, küçük bir toka alsa ben mutlu olurum. Çünkü derim ki bana toka aldı demem. Beni düşündü ve bana toka aldı derim. Burcu nasıl biri sence? Burcu'yu açık sözlü buluyorum, dobra buluyorum. Olduğu gibi bir kız bence. Kesinlikle oynamıyor. Sevmişsin sen Burcu'yu. Aralarda aşko maşko demeler falan. Bunların hepsini kuşlar söyledi bana. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Herkesin arasında söylüyorum zaten onu aşko. Ama aşko kelimesi benim ağzıma yer atmış, yer etmiş. Herkese kullanıyorum. Sadece ona değil ki, ama sıcak buldum insanları. Yalnız o herkese 5 veren aşkon bugün sana yüksek puan verirse olay çıkar vallahi. Hayır, çıkmaz. Çünkü Sinop mantısı yapıyorum. San Sebastian yapıyorum. Daha ne yapayım? Diyeceksiniz herkes böyle pul pul yiyecek, o tabağını bitirecek. O soslar da çok güzel olmuş. O Sinop mantısı mı? Elde mi açmış diyecekler ve ona rağmen Burcu bana hak ettiğim puanı verdik de herkese 5 verdim. Derya'ya niye 10 ya da işte 9 artık bilmiyorum içinden ne kaçarsa. Evrene güzel mesaj verelim. Yüksek puan versin. Kimse kusura bakmasın. Hak ettim de aldım diyeceğim ve herkese susturacağım. Uzun süre yoğrulan Sinop mantının hamuru üzeri temiz bezle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. San Sebastian önceden ısıtılan fırında pişmeye bırakılıyor. Patates püresi için haşlanacak patateslerin kabuğu soyuluyor. Derya Hanım'la aramızda aşk kuşkoluk elektriği var. Evet, biraz yakınlaştık. Ama el lezzetine göre puan vereceğimiz için burada aramızda olan elektriği kesinlikle yanlış anlayamazlar. Lezzete baksınlar diyorum. Arkadaşlığa değil. Derya Hanım'la Burcu Hanım'ın arasında bir yakınlaşma sezdim. Eğer bugün Burcu Hanım Derya Hanım'a yüksek puan verirse benden çekecekleri var. Çünkü hiç hoş bir davranış değil. Onların yakınlaşmasını masada ben dahil herkes fark etti. Burcu'yla Derya arasında bir samimiyet hissetmiyorum. Dün tamamen masada gelişen bir şeydi. Hani aşk o kelimeleri. Tamamen doğaçlama geliştiğini sanıyorum. Burcu'nun da bugün yüksek bir puan vereceğini sanmıyorum. Herkese 5 veriyor zaten. Tekrardan Derya'ya da 5 vereceğini sanıyorum. Vallahi dün sen o kadar sinirlenince çok şaşırdım. İçinden bir kaplan çıktı adeta. Başarısızlığı kabul edebiliyorum ama mücadele vermeden başarısızlığı kabul etmiyorum. Haksızlığa asla gelemiyorum. Terazi burcuyum. Başkasının bile hakkını savunurum. Zaten görmüş olmanız, anlamış olmanız lazım zaten masada.
herkesin yaptığı yemeğe göre puanlama yaptım. Dilerim bugün de onlar benim yemeklerimi beğenirler ve beğendikleri gibi puan verirler. Elif'in kendisine 10 puan veren Reşit'e 7 vermesine ne diyorsun? Elif puanlarını aldı, B kabuğuna çekildi. Şu anda bu vermiş oldu, bu rahatlığın keyfini sürüyor. Ay bu daha rahatmış. Yalnız dün sen de Reşit'e 7 verdin. Demek ki çok da haksızlık yapmamış. Yok, yine de rahatlık var onda. Reşit Bey verdiği puandan pişmanlık duyduğunu söyledi günümde. Ama kesinlikle Reşit Bey'e katılmıyorum. Ben hak ettim 10 puanı. Ayrıca bana 10 puanı vererek demek ki kendi gününe oynamış. O da bana aynı şekilde 10 puan verir diye. Ben Reşit Bey'e hakkını verdim. Ayrıca 2 puan yemeklerine verdim. 2 puan da masa düzeniyle emeğine verdim. Ben gayet güzel, adaletli bir puan verdim. Reşit Bey bugün bu konuyla alakalı üzerime gelirse susturmayı başaracağım. Verdiğim 10 puandan pişman oldum. 8 puan verseydim keşke diyorum. Çünkü ben %100 hataları işte %10 hatası vardı. Onu da puan kırmak istemedim. Ama Elif Hanım kendisi nankörlük etti bana. Çok böyle bariz bir hatam olmamasına rağmen kendisi puan kırptı. 7 puanı hak etmedim. En az 9-10 puan bekliyordum kendisinden. Gerçekten haksızlık yaptı. Büyükçe doğranan patatesler su dolu tencereye konularak haşlanmaya hazırlanıyor. Patates püresini bostan patlıcan kebabının yanında vereceksin değil mi? Evet, bostan patlıcan kebabının yanına patates püresi düşündüm. Çok da yakışıyor, çok da hafif. Dünkü kazan kebabı da patlıcanla yapılmıştı. Tadını da epey beğenmiştin sanki. Aşırı beğendim hem de. Aşırı lezzetli. Hayatım boyunca ilk defa öyle bir şey yedim. Çok lezzetliydi. Eline koluna sağlık arkadaşın. Pilava da çok laf ettiniz. Peki salatası çok mu acıydı gerçekten? Salatası aşırı acıydı. Yani bu kadar acı olmamalıydı bence bir salata. Sonuçta salata ve hani sen herkesin acı yiyip yemeyeceğini bence düşünüyor olman gerekiyordu ama düşünmemiş. Püre için büyükçe doğranan patatesler üzerine tuz eklenerek haşlanmaya bırakılıyor. Sinop mantının iç harcı için soğan doğranıyor. Reşit dün elinden geleni yapmıştı aslında. Niye böyle oldu sence? Bir şey söyleyeceğim. Reşit elinden geleni yaptı ama menüsünde çok fazla et vardı. Menüsü çok böyle vav bir şey değildi. İçli köftesini gerçekten hiç beğenmedim. Bak kusura bakmasın. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Öyle bir içli köfte yok. Ben daha önce çok fazla yedim içli köfte. Çok da severim. Haşlamasını da severim. Kızartmasını da ayrı ayrı severim. Fakat kuruydu ve şeydi, siz söyleyin. Hamuru çok fazla kalındı. Yani çok umutluydum ama o umudum... İçli köfteyi güzel yapsaydı 8 verir miydin? İçli köftesini güzel yapsaydı gerçekten 8 alacaktı benden. Çok samimi söylüyorum. Bu arada soğanları keserken matematiksel hesap kitap yaptım valla. Eşit ağırlık çıkışlıyım. Matematiği çok severim. El açması Sinop mantığı için küçük küçük doğranan soğanlar kıymayla birlikte ayçiçek yağında kavruluyor. Bu arada masada bir de doktorumuz var. Evet, masada doktor var. Ay iyi ki gelmiş ya, onun enerjisi harika. Herkese de yüksek puanlar veriyor. Evet, niye herkes öyle mavi boncuk dağıtır gibi fazla puanlar veriyor onu da anlamış değilim açıkçası. Yalnız sen de bugün Kadir'den yüksek puan bekliyorum demiştin. Verecek, çünkü yemek yemeyi zaten çok seviyor. Eminim ki Sinop mantı da bir yerde yememiştir. İlk defa yemiştir ve diyecek ki, kendisi de Kayseri'den geldi bu arada. Ve şunu kesinlikle söyleyecek, inanıyorum buna canı gönülden. Diyecek ki, ben şu güne kadar mantı yememişim diyecek. Bostan patlıcan kebabı için bostan patlıcanları yuvarlak ve oldukça kalın kesilip alacalı şekilde soyuluyor. Bu kadar patlıcan yeterli mi? Tamam, bu kadar yeter. Şunu da kullanayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kavrulan kıyma ve soğana karabiber ve tuz ekleniyor. Bu kıyma mantı içinde değil mi? Evet, mantının içini yapıyorum. Şimdi çekerken bu... Tuzunu çeker, o yüzden bir tık daha fazla koyuyorum tuzunu. Tavaya eklenen bir kaşık salça da mantının kıyma harcıyla kavruluyor. Kebap için patlıcanların ortasına oyuyor musun? Evet, oymam lazım. Aradan çıksın. Aslında sebze oyacakları oluyor. Onlardan getirmedin mi? Getirmedim. Getirseydin de bu kadar zorlanmazdın. Evet. İçi kıymalı harçla doldurulacak bostan patlıcanların orta kısmı bıçakla oyularak çıkartılıyor. Bu arada Elif dün dedi ki, eğer Burcu erkek arkadaşı olduğunu söylemeseydi, Kadir ona yürüyecekti dedi. Sence de öyle mi? Yani ben açıkçası yine söylüyorum, onların şakalaştığını düşünüyorum. Çünkü Kadir zaten daha fazla bu konuyu Burcu ile her konuşmasında rahatsız oldu. Birazcık da çekindi, utandı. Kızın neticesinde dediğimiz gibi sevgilisi var. Dün akşam Big Boy beni almaya gelecekti bildiğiniz üzere. Tabii ki işi çıktığı için gelemedi, biz de... Ekiple beraber gitmek zorunda kaldık. Bu arada arabada Kadir de vardı.
ufak bir sürtüşme yaşadık, onu kesinlikle bugün bahsedecektir. O söylemeden ben söyleyeyim o zaman. Araçta ben tabii ki sakız ikram ettim. Dedim ki ahu dudulu sakız sever misin? Arabada karanlık olduğu için ben bilemedim neyle olduğunu, unutmuşum. Verdim sakızı, severim dedi. Aa bu dedi şeftalili ya, ahu dudulu değil dedi. Sonra ben de bir baktım ışığı yakıp şeftaliliydi gerçekten. Dedi ki işte benim dedi damak zevkim var, bunu yarın kesinlikle söyleyeceğim yayında falan dedi. Ya, sakızla damak zevkini eşleştirdi, daha ne diyeyim artık. Bana şey dedi, ben senin tabii ki small biri olmadığını biliyorum dedi. Sen dedi yani normal insanlara göre gayet ortalamanın üzerinde bir yapım var dedi. Sadece dedi ben kendimle kıyaslıyorum dedi, ondan ben sana small diyorum dedi. Ben de dedim ki zaten sen kendinle kıyaslarsan 10 insanın 7'si 8'i small olur senin yanında yani. Onu dedim ben de. Ortası oyulan bostan patlıcanları tuzlu suda bekletiliyor. Ve işte San Sebastian da fırından çıktı. Mükemmel ya. Salla bakayım şöyle. Baksanıza. Ortası çöker. Çok az söner, çok fazla değil. Sıra geldi mantı hamurunu açmaya. Bu arada sevgili Aşkon Burcu olay bir açıklama yapmış. Burcu demiş ki Aşkom'a bugün başarılar diliyorum. Eğer güzel yemek yaparsa Aşkom'a güzel puan veririm demiş. Sizin aranızda ne var bakayım? Hiçbir şey yok. Ne olabilir aramda? Beni sevmiş olabilir. Sevmesin mi? Ne güzel işte, sevmek sevmek çok güzel şeyler. Hadi hadi. Birbirinize aşko kuşko demeler falan. Derim evet. Ne var ama? Niye? Ne var aşko kelimesinde? Ben bugün sevdiğim her insana aşko diyebilirim. Ne olacak ki? Sinop mantının hamuru merdane ile açılarak inceltiliyor. Ay, daha sebze çorbasına hiç başlamadık. Bunlardan sonra sebze çorbasına başlayacağım. Peki mantının aşamaları nedir? Mantıyı yapacağım, içini koyacağım, kapatacağım, tepsiye koyacağım, atacağım dolaba. Dolapta bekleyecek. Mantı aslında ana yemektir diye eleştiren olur mu sence? Yani evet, illaki eleştiren olur ama bu bence ana yemek değil. Sonuçta mantı yapıyorum yani, ara sıcak bu. Peki siz Sinop'ta mantıyı ara sıcak olarak mı yiyorsunuz? Ara sıcak olarak da yeriz, mantı olarak da yeriz. Yani şöyle düşünün, Diyarbakır'da güne başlıyorlar ve ciğer yiyorlar. Açılan mantı hamuru şerit şeklinde kesiliyor. Yalnız bu kıyma harcı bayağı içli köfte harcı gibi bir şey oldu. Hayır, kesinlikle kavrulması lazım. Zaten o kadar az kavurdum ki, önemli olan salçayla yağın kavrulmasıydı zaten. Et zaten o kadar çok fazla kavrulmaz. Tavanın kendi sıcağında kavurduk biz bunu. Mantı hamuru kıymalı harçla doldurulmak üzere kare şeklinde kesiliyor. Derya'nın kesinlikle yemek yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü onlara doğuştan, annelikten ötürü bir el mahareti zaten yukarıdan aşağı iniyor yani bence. Annelerin elinde bir maharet var yani. Kızı da zaten çok güzel yemekler yapıyor, bunu bize söylemişti. Güzel yemek yaptığını düşünüyorum Derya'nın ve 75 bin lirayı hak edecek bir menüsü var. Derya, aşko, sana şans diliyorum baby. Sonunda dilinden düşürmediğin kızın Defne adayla tanıştık. Kızınla mutfakta neler yapıyorsunuz? Krep yapıyoruz ama bizde krep Sinop kaygana diye geçiyor aslında. Krep çırpıyor benimle, dolma sarıyor, ıslak kek yapıyoruz, çok seviyor ıslak kek yapmayı, bayılıyor. Anneciğim lütfen yapmadan önce beni de çağır, ben de yapmak istiyorum falan diyor. Yemek yapmaya meraklı galiba. Çok meraklı, çok hevesli. Her anlamda çok meraklı. Yani çocuk olduğu için de beyni boş olduğu için zaten birçok şeyi öğrenmek istiyor. Kare şeklinde kesilen hamurların ortasına kıymalı harç yerleştiriliyor. Herkese ortalama kaçar tane mantı vereceksin? Yani kişi başı 10 tane düşsün istiyorum herkese. 10 tane ara sıcak için bence uygun. Bir de hani çok sevecekler, illaki yemek isteyecekler ve birçok işte bu mantıyı tabanda bitirecek. Belki hani beğenmedim dememek için belki Elif Hanım biraz buna şey diyebilir. Beğenmedim deyip de az yiyebilir ya da az tercih edebilir diyeyim. Mantı hamurları sarılmadan önce ortasına kıymalı harç yerleştiriliyor. Nasıl kapatacaksın anlat bakalım. İki ucundan tuttum. Parmağımla yapıştırdım. Parmak izim kalmasın diye bütün hepsini. Bakın kapatıyorum. Şuradan bir peçete alayım, yağ geliyor elime arada. Parmak izim kalmasın diye en son iki köşesinden böyle bastırıp koyuyorum. Sinop mantı için üçgen şekilde kapatılan hamurların pişerken dağılmaması için kenarlarına sıkıca bastırılıyor. Bu arada Burcu demiş ki Derya bugün stresli olacaktır. Dün çok sinirlendi. Alnında damarı çıktı. Bugün de üstüne gidildiğinde çıldıracağını düşünüyorum ama arkasındayım demiş. Ay, arkamda olduğu için çok teşekkür ederim. Çünkü adaletin arkasında aslında, sadece benim arkamda değil. Benim ve daha doğrusu sadece benim değil, günü olmayan, daha yanışmayan arkadaşların
sabote edildiğinin o da farkında. Sinop mantı için üçgen şekilde kapatılan mantılar birer birer hazırlanıyor. Sinop mantısının özelliği üçgen şekilde sarılması. Ben Kayseri'den geldiğim için Kayseri mantısıyla karşılaştırabiliyor olacağım. Yapım olarak Kayseri mantısı bir tık daha zor çünkü daha küçük yapılıyor. Küçük olan mantı her zaman daha zordur mantıken. Bu biraz daha kolay bir mantı çünkü daha büyük taneleri. Tabii ki kendi ara yemeğimle karşılaştırırsak su böreği mantıya göre çok zor bir yemektir. Çünkü çok fazla aşaması var. Mantıyı sadece açıyorsunuz, içine kıymayı koyuyorsunuz, katlayıp suda haşlayıp pişiriyorsunuz. Ama su böreği açıyoruz, suda haşlıyoruz, içini ayrı yapıyoruz. Su böreği mantı kesinlikle benim ana yemeğimin, ara yemeğimin yerini tutmaz. Derya Hanım hiperaktif bir bayana benziyor. Mutfakta heyecan yapacağını sanıyorum. İnşallah yetiştirir. Heyecan yaparsa mutfakta yemekleri yetişmez. Bu da eksi puana neden olur. Eksik menü olursa adaletli davranacağım. Şimdi dediğim gibi %100 hatalar vardır, %50 hatalar vardır. Onları dengelendirerek ona göre puan vereceğim. Bu arada Reşit demiş ki Derya hiperaktif birine benziyor. Mutfakta heyecan yapıp yemekleri yetiştiremeyebilir. Bugün eksik menü olabilir demiş. Hayır, eksik yemek gelmeyecek. Kendisi beni rakip olarak gördüğü için muhtemelen biraz korktu. Korkmasını da hak veriyorum. Korksun da zaten. Haşlanarak pişecek olan Sinop mantılar buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Kebap için tuzlu suda bekletilen patlıcanlar havlu peçeteyle tek tek kurulanıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an patlıcanlarımı karabiber, tuz yapıp yağlayıp fırına atacağım. Patlıcanları önden fırında kızartacaksın yani. Evet. Önce fırında kızartmam gerekiyor. Kebap için önden fırında kızartılacak olan patlıcanlar tuzlu ve karabiberli ayçiçek yağıyla yağlanıyor. Bu arada Reşit bir açıklama yapmış. Bence Burcu ve Derya kanka değiller. Burcu zaten herkese 5 veriyor. Bugün Derya'ya da 5 puan çıktığı zaman Burcu'nun samimi olup olmadığını anlar demiş. Yani yorum yapmış Reşit Bey. Yorumunu doğru buluyorum. Tabii ki de arkadaş değiliz. Ama buradan çıktıktan sonra neden arkadaş olmayalım kendisiyle? Enerjisi güzel bir arkadaş. Doğru, açık sözlü bir arkadaş. Kebap için yağlanan patlıcanlar fırında kızartılmaya bırakılıyor. Sarımsakların kabuğu soyuluyor. Şimdi bostan patlıcan kebabının içine mi geçtik? Evet, bostan patlıcan kebabının içine geçtik. Şu an stresten konuşamıyor olabilirim. Vallahi biraz sesin de düştü. Ben stresten konuşamıyor olabilirim. Bostan patlıcan kebabının içine geçtik. Ama zamanı güzel yöneteceğim ve her şeyimi tamamlayacağım. Bu arada masayı kurmadığının farkında mısın? Farkındayım. Kuracağım, masamı da kuracağım. Hem bostan patlıcan kebabında hem de Sinop mantının yoğurdunda kullanılacak sarımsaklar ezilerek doğranıyor. Kap alabilirsem çay tabağı gibi ya da küçük kase gibi. Tabii. İstersen şöyle derin bir kap vereyim. Hem yoğurdu da karıştırırsın. Süpersiniz. Doğranan sarımsakların bir kısmı bostan patlıcan kebabı için kavrulmak üzere tavaya alınıp üzerine ayçiçek yağı ekleniyor. Bu yoğurt ne içindi? Mantının yoğurdunu, sosunu ayarlamaya çalışıyorum bir yandan. Onu aradan çıkartacağım. Hadi hemen mantının sarımsaklı yoğurdunu da hazırla. Ay, vallahi panik olmakta haklısın çünkü zaman çok daraldı. Sinop mantı için sarımsakla karıştırılan yoğurt da nihayet hazır. Bostan patlıcan kebabının iç harcı için yıkanan biber ve domates doğranıyor. Gülbüz, benim için şeyi karıştırabilir misin, sarımsağı? Tabii ki. Bir de patatese bakabilir misin pişmiş mi diye? Hayda! Neyse, ona da bakayım hadi. Bostan patlıcan kebabının iç harcı için doğranan yeşil biber sarımsakla birlikte kavruluyor. Kabuğu soyulan bir tane domates de gelişi güzel doğranıyor. Ya bu yemeği daha önce evde yaptın mı? Provasını bile yaptı. Ne kadar sürede bitirdin? Ne kadar sürede bittim? Bostan patlıcanı değil mi? Hepsini. Hepsini. Toplam hepsini. Hepsinin provasını ayrı ayrı yaptım. Tam böyle 2,5 saat kurarak yapmadım. Doğranan domatesler de sarımsak ve biberlerle kavrulmaya başlıyor. Püre için haşlanan patateslerin suyu süzülüyor. Hadi hemen tereyağını ve diğer malzemeleri koyup püreyi tamamla bakalım. Burada olmak zor muymuş? Burada olmak gerçekten çok zor. Evdeki gibi değil, alakası yok. Şu an ellerim titriyor yani. Heyecanın ve stresin halinden belli oluyor zaten.
Evet ama yani bu heyecanı yaşamak çok güzel, çok keyifli ama ben hala da iddia ediyorum elim çok hızlı. Sadece burada ekstra heyecan yaşıyoruz ve konuşturuluyoruz, sohbet ettiriliyoruz ve bununla birlikte zamanla yarışıyoruz. Haşlanmış patatesler, tereyağı, üzerine rendelenen kaşar peyniri ve çok az sütle blenderdan geçirilerek püre kıvamına getiriliyor. Bostan patlıcan kebabı için kıyma da diğer malzemelerle kavruluyor. Sütlü sebze çorbası için soğan doğranıyor. Vallahi çok stresli görünüyorsun. Katıldığına pişman mısın yoksa? Pişman değilim. Çok güzel bir şeyim var şu anda. Mücadelem var. Sadece gerildim birazcık gerçekten. Vallahi gerilmekte haklısın. Ortada hala bir şey yok. Bu soğan ne içindi? Bu yaptığım şey çorbamın soğanı. Sütlü sebze çorbasına hangi sebzeler girecek? Havuç girecek, patates girecek, brokoli girecek, patates girecek. Patatesi saymıştım zaten. Biber girecek. Bu arada Elif demiş ki, eğer patates püresini blenderdan geçirirse asla puan vermem. Nişastasıyla birlikte geçer demiş. Nişantaş şöyle, patatesi haşladıktan sonra suyunu süzersen onun nişastası gider zaten. O yüzden puan verecek. Bu detayı bilmiyor olabilir kendisi. Sütlü sebze çorbası için doğranan kırmızı ve yeşil biber kaseye konuluyor. Küçük küçük doğranan patatesler de biberlere ekleniyor. Bostan patlıcan kebabının iç harcı kavrulmaya devam ederken çorba için doğranan soğanlar yağda kavruluyor. Sırada çorbanın havuçları var. Bu arada Kadir demiş ki, Elif'in ve Reşit'in menüsü daha zordu. Bu menü o kadar zor değil demiş. Kim söyle bunu? Kadir. Saygı duyuyorum kendisine. Acaba kendisi şey yapmış mı, Sinop mantığı açmış mı hiç? Ayrıca yarın kendi menüsünü de göreceğiz ne kadar zor ya da ne kadar basit olduğunu. Ya çok gerildim gerçekten ya. Ay çok haklısın. Salatan yok, ana yemeğin yok. Nasıl gerilmeyeceksin? Daha masa hazırlayacaksın. Eyvah eyvah. Bir şey söyleyeceğim, masayı Pınar abla yapacak. Şaka ediyorsun herhalde. Ya sen yarışmada başkasının masa kurduğunu gördün mü hiç? Vallahi işin zor. Biber burada, patates burada, o burada. Tamam. Hadi diğer sebzeleri dağıt hemen. Sütlü sebze çorbası için kavrulan sebzelere un ekleniyor. Sütlü sebze çorbası için kavrulan un ve sebzelerin üzerine sıcak su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Sütlü sebze çorbası hiç yemedim. Ama süt mısırlı yoğurt çorbası yemiştim. Bir araştırma yaptığımda gördüğüm kadarıyla ona benziyor tip olarak. Tadını da merak ediyorum açıkçası. Güzelse hakkıyla puan vereceğim. Sütlü sebze çorbası kolay bir çorba ama güzel bir çorbadır. Hakkıyla yaparsa puanını alır. Sevdiğim bir çorbadır. Sebzelerini eşit şekilde doğrarsa güzel bir çorbadır, doyurucu. Vallahi böyle panikle hareket edince işler daha da uzuyor. Rakiplerini haklı çıkarıyorsun şu an. Ya burada panik olmamak elde değil çünkü gerçekten çok güçlü menülerim var. Menülerim çok güçlü. Şu an sadece salatam kaldı. Salatamı da tamamlarsam. Yalnız daha salatanın avokado sosu var. Sinop mantığı haşlaman lazım. Çorbaya süt koyacaksın. Evet, çorbamıza süt koyacağız. Peki blenderdan geçirecek misin? Hayır, geçirmeyeceğiz. Taneli olacak yani. Taneli olacak. Peki bu bostan patlıcan kebabının üzerine kaşar peyniri falan gelecek mi? Evet, gelecek. Bostan patlıcan kebabı için kıyma harcının üzeri beşamel sosla kaplanıyor. Rendelenen kaşar peynirleri de bostan patlıcan kebabının üzerine yerleştiriliyor. Hazırlanan kebaplar cam fırın tepsisine diziliyor. Salçalı sos patlıcanların altında kalacak şekilde tepsiye dökülüyor. Bu arada yarışmacının yanında gelen misafirler sadece ütü falan yapıp tabakları silebiliyor. Masayı hazırlıyor falan. Bu sostan patlıcanların üzerine de dökmeyecek misin? Hayır asla. Ve nihayet ana yemeğimiz bostan patlıcan kebabı da fırında pişmeye hazır. Hemen kapağı açayım sana. Ve bostan patlıcan kebabı da fırında pişmeye başladı. Bol suyla yıkanıp küçük küçük doğranan brokoliler de sütlü sebze çorbasının diğer sebzeleriyle pişmeye başlıyor. Beyaz lahanadan küçük bir parça salata için ayrılıyor.
Avokado soslu yeşil salata için yıkanacak atom marul 4 parçaya bölünüyor. Bütün salata malzemeleri bol suyla yıkanıyor. Nihayet avokado soslu yeşil salataya başladık. Şimdi bana bir tane küçük kap verir misiniz? Ben bunu çorbanın üstüne koyacağım en son. Tabii. Var mı? Tabak versem olur mu? Küçük bir şey. Evet ya, tabak. Çorbanın üstüne süsleyeceğim ben. Al bakalım. Bu arada salatayı şu cam kaba yapmak ister misin? İsterim. Bunu buzdolabına kaldırayım o zaman. Dolapta kesin unuturum. Hiç kovmasın ben dolap. O zaman şöyle tezgahın kenarına koydum. Şimdi avokado soslu yeşil salata için taze soğanları doğramakla işe başladık. Evet, blender yapacağız onu. Yalnız avokadoları da blenderdan geçirmedin hala. Ay, yalnız çorba da suyunu çekmiş. Zaten sütünü de koymadın hala. Koş bak hemen. Zaten süt koyacağım için çok fazla şeye koymayacağım. Bu sefer şeye kıvamı gidecek bunun. Üzerine tuz eklenen sebze çorbası pişmeye devam ediyor. Sütlü sebze çorbasını daha çok yahniye benzettim. Çok patatesli, işte havuç var içinde. Nasıl olacağını göreceğiz. Acaba çorba gibi mi olacak yoksa katı bir şey mi önümüze gelecek, ona bakacağız. Sütlü sebze çorbasında önemli olan, genel sebze çorbalarında böyle, sebzelerin ne durumda, hani ne miktarda ağza geldiği, ağza gelince rahatsız edip etmediği, sert olup olmadığı, ağızdan akıp gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum sütlü sebze çorbasını. Buna göre değerlendireceğim çorbayı da. Benim için blenderdan geçirmesi veyahut da kendisini doğraması çok fark etmiyor ama kendi doğrayacak olursa eğer sebzeler ağzıma çok tane tane ve çiğ gelmemesi gerekiyor. Buzdolabında dinlendirilen Sinop mantılar sıcak suda haşlanmaya bırakılıyor. Çorba için pişen sebzelere sürekli karıştırılarak süt ekleniyor. Salata sosu için avokado, limon suyu ve zeytinyağı rondoda çekiliyor. Küçük küçük doğranan salatalıklar da salata kabına alınıyor. Derin bir kaseye alınan yeşil salata, üzerine eklenen avokado sos ve zeytinyağıyla karıştırılıyor. Avokado soslu yeşil salata da nihayet hazır. Pişen sütlü sebze çorbasına önceden doğranan dereotları ekleniyor. Son olarak üzerine tuz eklenen sütlü sebze çorbası da nihayet hazır. Ay, hemen masanı hazırlamaya başlaman lazım. Sinop mantılar oldu mu? Kesinlikle oldu. Mantıyı bırakayım mı böylece? Vallahi sen bilirsin. İstersen çıkarıp kenara koy. Evet evet, öyle yapacağım. Birazcık daha pişmesi lazım. O zaman hadi hemen masanı kurmaya başla. Koş hadi koş. Ya birisi bana yardım edemez. Kim etse, kim etse acaba? Böyle kek köşesinden falan. Gel beraber serelim hadi. Örtünün rengi de güzelmiş. Şurası kaydı galiba. Bir saniye. Tamam, kontrol bende. Bu ne? Runner mı? Ya sen daha önce hiç masa kurmadın mı? Tabii ki de kurdum. Lütfen yapmayın. Biraz daha ortala istersen. Heh, işte oldu. Dikdörtgen tabaklar ve çorba kaseleri hızla masadaki yerini almaya başlıyor. Vay! Niye böyle bir tabak düzeni tercih ettin? Evet, çünkü çorba ve mantı gelecek ya. Aslında mantıklı. Hadi acele et. Tabakların ardından masa çiçeği ve bardaklar da yerini alıyor hemen. Menüsüne göre masasını şık bekliyorum. Aslında böyle cici bir şey de olabilir. Yani San Sebastian için çok aşırı şık olmasına gerek yok bence. Dünkü yer masası faciasından sonra gerçekten bugün oturacağım için çok mutluyum. Sandalyeye oturacağım için. Bacaklarım koptu. Eve gittiğimde yine gece kramp yaşadım bu arada. Bacağıma yine kramp girdi. Teşekkürler Reşit. İnşallah güzel bir masa olur. Derya Hanım'ın masa düzeninin güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bu yeteneği gördüm kendisinde, yemekleri haricinde. Masa düzeni güzel olacak. Ve masan? Ve masam? Bitti mi? Bitti. Bitmedi mi? Bilmem. Bitti mi? Bitti. O zaman git mantını çıkarsana. Ta Allah'ım. Ay, hadi hemen mantıyı süs. Çabuk çabuk. Haşlanan Sinop mantının suyu süzülüyor. Yalnız yapışmaması için yağlaman lazım galiba. Evet evet, yağlayacağım ben şimdi. Zeytinyağı şuradan. Birbirine yapışmaması için Sinop mantıların üzerine zeytinyağı gezdiriliyor. Tereyağı lazım. Tereyağı alabilir miyim? Tereyağı dolapta. Gel al hemen. Üzerine eklenen tereyağıyla da karıştırılan Sinop mantı da nihayet hazır. Hadi hemen yemeklerin üstünü kapatıp tezgahı temizle bakalım. Vallahi şaka maka başardın. Başardım. Yalnız San Sebastian'ın çikolata sosunu yapamadın. Ama zaten menüde çikolatalı diye yazmıyordu. Ve son 15 saniye. Yalnız 3 saniye içinde gitmezsen giyinemezsin. Koş Derya, koş.